Merhabalar efendim, ben Serap Belivacıklı. Deprem özel yayını devam ediyor. Saat 12'yi gösteriyor. Bağlantılarımız olacak. Can kaybı maalesef 18.342'ye kadar yükseldi. Yaralı sayısı 74.000 dolaylarında. Bağlantılarımız var. Gülay Alaca Gaziantep'te, Gülnur Saydam Hatay'da, Devrim Tosunoğlu Diyarbakır, Esma Murat Malatya'da. Gaziantep'ten başlayalım sevgili izleyenler. Samet Yazıcı'nın görüntüleri eşliğinde Gülay Alaca'ya Gaziantep'teki son durumu soralım. Evet Serap, son durumu aktaracaktık ama şu anda bir dinleme yapılıyor ve hassas bir dinleme bu. Biraz önce bir çağrı yapıldı enkazın üzerinden. Ses, hiçbir şekilde ayak sesi bile olmaması gerektiği ve hassas dinleme yapıldığını söylediler. Tabii bu durumda şunu gösteriyor, umutlar hala tükenmedi. Enkazın üzerinde de durum aynı şekilde. Onlar da dinlemelerine devam ediyor. Şimdi o noktayı gösterelim. Tabii buradan çok yüksek bir şekilde konuşamıyoruz. Ekip halinde sesimi duyan var mı? Çağrıları yapılıyor aşağıya. Grup halinde biraz önce bütün ekipler aşağıya sesimi duyan var mı diye seslendiler, çağrı yaptılar. Şimdi o aşağıdaki sese kulak veriyorlar. Hassas bir dinleme, dediğimiz gibi ayak seslerinin bile çıkmaması gerektiğini ifade ettiler az önce. İşte o dinleme şu anda hala devam ediyor. Burası Gaziantep'teki Şehit Kamil ilçesindeki Polat sitesinde yıkılan binalardan bir tanesi. Hemen yan tarafında da yıkılan binalar var. Hepsinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan diğer taraftaki binalarda da bir sessizlik var. Şu an diyebilirim ki sokakta tek bir ayak sesi bile yok. Evet, gördüğünüz gibi hassas dinleme demiştik ve grup halinde ekipler aşağıya seslendiler. Grup halinde sesimi duyan var mı çağrılarını yapıyorlar. Şimdi bir ayaklanma var orada. Evet, devam açıklaması geldi. Dediğimiz gibi o dinlemeler devam ediyor burada. Her bir tarafta arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Tabii buradan hep söylüyoruz, güzel haberler vermek istiyoruz ama şunu da ifade edelim. Buradan maalesef enkazın altından çok fazla çıkarılan kişi yok. Enkazın altında çok fazla vatandaşımız var. Burası 8 katlı bir apartman. Her bir katta 2 tane daire bulunuyor. Yani 18 tane daireden bahsediyoruz. Ve yakınlarından aldığımız bilgiye göre de çok kalabalık bina. İçerisinde çok fazla evde olanların olduğunu, yani deprem anında evde çok fazla, binada çok fazla yaşayanların olduğunu biliyoruz. Ama buradan hayatta olan ya da ölen çok fazla kişi çıkarılmadı. Çünkü binaların aslında yıkım şeklinin de farklı olduğu söyleniyor. Ekiplerin aktardığına göre mesela şu anda görüntülerdeki Polat sitesindeki bu blok iddiaya göre dönerek devrilmiş. Yani yıkım dönerek olmuş. Tabii bu ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor. O enkazın içerisinden birilerini almak biraz daha zorlaştırıyor. Tabii şunu da ifade edelim, net olmamakla birlikte binanın dönerek yıkılması için kolon Gülay bir virgül koyalım, Adıyaman'a dönmemiz gerekiyor. Belki binada Gülay, sesimi duyuyorsan bir virgül koyalım sana. Adıyaman'a dönmemiz gerekiyor çünkü Adıyaman'da bir kişi enkaz altından çıkartılıyor şu dakikalarda. Canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza sevgili izleyenler. Artık 103 saati geride bıraktık. Kahramanmaraş merkezli o depremden, iki büyük deprem 10 ili sarsmıştı. Ciddi can kayıplarımız var. 103 saat sonra mucize bir kurtuluş daha gerçekleşiyor şu dakikalarda. Adıyaman'da bir canımız, bir vatandaşımız daha enkaz altından ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda çıkartıldı. Canlı görüntüler bunlar. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları 103 saattir devam ediyor.
hala enkaz altında olduğu tahmin edilen vatandaşlarımız var. Can kaybı sayısında bir artış söz konusu. Saatler önce açıklandı. En son bilgiye göre 18.342 kişi vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ancak bu umutlarımızı kaybetmemiz için bir sebep değil sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi Adıyaman'da 104. saatte bir mucizeyi daha birlikte yaşıyoruz. Bu mucizeler umudumuzu yeşertiyor. İlerleyen saatler her ne kadar umudumuzu kırsa da enkaz altından çıkan her canımız, her vatandaşımız bizi bir kez daha ümitlendiriyor. Dileyelim enkaz altında bulunan bütün vatandaşlarımız ufak yaralarla çıkartılsın. Ambulansa yerleştiriliyor enkaz altından. 104 saat sonra kurtarılan vatandaşımız birazdan tedavi için hastaneye götürülecek. Dileyelim en az yarayla atlatmış olsun bu yıkımı, bu faciayı. Çok büyük bir yıkımdan geçiyoruz, çok büyük bir facia yaşıyoruz. Bütün dünyadan yardımlar, destekler geliyor. Uzmanların söylediğine göre 500 yılda bir gerçekleşecek bir deprem yaşıyoruz. Hatta iki deprem yaşıyoruz. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde gerçekleşen depremler 10 ilimizi maalesef yerle bir etti. Sabaha kadar da ekiplerin çalışmaları sürdü. O illerden, yıkıma uğrayan o illerden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Yalnızca AFAD çalışmıyor, gönüllü vatandaşlar var, askerimiz, polisimiz, yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri. Türkiye tek yürek oldu ve tek bir elden, tek yürek olarak enkaz altında bulunan herkes için canımızı dişimize taktık, çalışıyoruz. Bu güzel haberlerde umudumuzu bir kez daha yeşertiyor. Tamam. 104. saatte gelen mucize. Tamam. Bekledim, ben bulurum. Gece boyunca mucizeler gelmeye devam etti. TV100 ekranlarından takip ettiniz sizler de. Tamam, müsaade etsin. Dokunuyorum ben sana. Anladın, sen çekim yapmıyorsun ki, ben burada çekim. Sen orada dokunursan olur. Ben müsaade etsin. Adıyaman'dan sıcak görüntüleri paylaştık.